Nasıl olur? Kim aldı bu fabrikayı satın? Kim yöneticisi? Ben satın aldım. Müzikoni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden özel konuklarla yayın yapmaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye ve videolarımızı beğenmeye, kanalımıza abone olmayı unutmayın. YouTube dili olarak bunu hep söylüyorum zaten. Ve çok özel bir konuğum var. Zeynep İlkgün, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın öncelikle? İyiyim, sizleri gördüm, daha güzel oldum. Müzikle ilgili her bir şeyler yaptığım günde çok daha mutlu oluyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, bunu bırakıyorum. Seni tanıyan, tanımayanlar için şöyle kısaca kendinden bahseder misin? Tabii, İstanbul'da doğdum. Bir Fransız Koleji'nden mezun oldum. Ardından da Bilgi Üniversitesi reklamcılık bölümü mezun oldum. Ama müzik her zaman içimdeydi. Önce piyano dersleriyle başladı ortaokulda. Şarkı söylemek hep vardı aslında. Mesela ilkokulda mezun olurken de gün ağarınca boynum bükülür. Bu şarkıyla mezun olmuştum. Hep böyle yüreğimde bir Türk sanat müziği, işte pop müzik. Bunların hepsi bende harmanlanmış şekilde vardı. Sonra ise yıllarımda dedim ki ben bir şan dersi mi alsam acaba? Ve Erdem Sevişki'den şan dersleri aldım. Tabii burada ailenden destek görüyorsun. Kesinlikle gördüm, evet. Anneannem de çok sever müziği. Bütün gün evde müzik dinlenirdi. Annem de zaten hep Zeki Mürenler, Müzeyyen Senarlar. Bütün hafta sonlarında çalışmadığı zamanlarda hep bunları bana dinletirdi. Tabii ki o duyguyla büyüyünce gazinolara giderdik. En önden hepsini izlerdim böyle bir heyecanla. Kimleri izledin onlar, gazinolarda? İzleme aslında fırsatı. Herkesi izledim diyebilirim. Bülent Ersoy izlemiştim. İbrahim Tatlıses'i izlemiştim. Ayşegül Ağlayıcı'ya bayılırdım mesela. O önce çıkardı aslında. Evet, evet. Önce. Ama böyle siyah derili kıyafetleri, terazi burcu, zaten ben de teraziyim. Böyle çılgın ışıklar verirlerdi ona. Aa diye bakardım. Çok büyülenirdim. Fasılda çok sıkılırdım. İlk bir fasıl olurdu. Evet. Non durun. Ay böyle hiçbir şey yok ya orada. Şarkıcı yok. Sadece saz. O beni çok sıkardı ve ağlamaya başlardım. Bu sahildeki Maxim falan. Tabii Maxim, Çakıl vardı. Evet. Onları hep giderdik. Yani sanatı çok seven bir ailede büyüdüm. O yüzden de destek oldular sağ olsunlar. Halen de oluyorlar. Peki reklamcılık yaptın mı hiç işini? Yaptım ama çok kısa bir süre yaptım. Hı. Çünkü mezun olduktan sonra da aslında çok, şimdi gençlerin büyük acısıdır bu. Şimdi evet diyecekler. Böyle bir İlk başta bir sömürü gibi bir düzen oluyor. Çünkü yeni mezunsunuz ve çok küçük bedellerle çok uzun saatler çalıştırmalar oluyor. Ben de çok sabırlı bir kız olmayarak her seferinde fenalık geçirip bütün ajanslardan gidiyordum. Öyle de bir lüksüm varmış ama galiba. Biraz çılgındım. Aslında lüksüm olması da değil. Düşünsenize yeni mezunsunuz, mutlaka aslında çalışmanız lazım. Evet. Ama bende böyle bir şey vardır. İstemediğim yerde bir dakika duramam. Yani bu tam sanatçı ruh aslında. Kimse beni tutamaz. Aç kalayım. Yine istemediğim yerde durmam. Giderim limon satarım. Oh burada mutluyum. Hava da güzelmiş. Güneş de var falan derim. Yaramı deşiyorsun şu anda. Ben bir açılacağım, dertleşeceğim. Yani şimdi televizyon dünyasında da ben çok sevdiğim insanlarla çalıştım. Onu söyleyeyim. Ama bir yandan sonra artık kendim bir şeyler yapmak istiyorum ve sıkıyor, bunaltıyor. Millet diyor ki ya manyak mısın, oradan çıkılır mı, orası çok güzel yer falan. Ben tabii çok özel çalıştığım bir yerden çıktım. Ama dediğin gibi belli bir yerden sonra insan bir yere kadar diyor. Hani özgürlüğünü istiyor sanatçı. Eğer biraz sanatla uğraşıyorsa o insan özgürlüğünü istiyor. Bedeli ne olursa olsun diyor. Sen de o cesur kadınlardan birisin. Öyle, gerçekten. Yani umarım her zaman öyle olsun. Bence dediğim gibi bu aslında bir lüks değil. Maddi bir lüks de değildi yani. O sırada gerçekten paraya da ihtiyacım vardı. Tabii. Ama yani istemediğim bir yerde gerçekten böyle bir fenalık geçirip birkaç hap yutup uyuyakalabilirim falan. Yani uyutun beni. Çok kötü, çok kötü hissediyorum. Evet. O yüzden bence insan iyi hissetsin. Sonrası yürür gider diye düşünüyorum. Peki müzik çalışmalarından bahsedelim. İlk gün gibi. İlk önce 2017 yılında 10 şarkılık bir albüm müydü? Evet, 10 şarkılık. Kimlerle çalıştın orada? Çok değerli isimlerle çalıştım. Gökhan Özen, Soner Erica, Serdar Ortaç, Sezen Aksu, rahmetli Muhsin Öztürk'ün Elveda Bütün Hatıralar diye bir şarkısı vardır. Zeki Müren söylemişti. Onu da cover yaptım, onu söyledim. Ayşen Kemal Şimşekler'le çalıştım. Erol Özdamar, çok değerli bir şarkısı var. Çok böyle içime sinen ve çok anlamlı ve güzel bir albüm oldu. Ya baktığımda Türkiye'de dinlediğim albümler arasında bayağı kaliteli bir albüm yaptığımı fark ediyorum. Ama eskiye göre maalesef kendimizi duyurmak da daha zor. Eskiden çok güzeldi. Herkes böyle çayını koyar, Kral TV izlerdi falan. Ama şimdi onlar olmadığı için insanlara ulaşmak çok zor ve herkes kendiyle meşgul. Herkesin elinde bir telefon. Kesinlikle. Yani kimse yeni bir şarkıcı çıkmış mı? Ne söylüyor? Ne yapıyor? Hayır, şu an ben.
Evet. Şunu yollayayım, yakın arkadaşları göndereyim falan. Herkes kendine meşgul. Hatta ben şarkı da söyleyebilirim filan moduna giriyor tabii, artık. Herkes sesi şarkı olsun olmasın. Mankenim de şöyle böyle. Herkes çok havalarda ve haklılar. Aynen. Yani maalesef bu, çünkü kapitalist düzeni de pompaladığı bir şey. Herkes kendine aşık olsun. Biz böylece çok fazla işte kozmetik satalım. Çok fazla kendine özel masaj, işte spa, bakım, bir şeyler. Evet, kendi makyajlar. Orada zaten bir şeyler paylaşılıyor falan. Evet. Bütün bunlar pompalandığı için insanların o alanına girmek çok güçleşti. Merhaba, ben de buradayım derken, ya evet oradasın gördüm ama şarkının yarısından şimdi çıkıyorum çünkü bir şey bakmam lazım falan. Evet. Böyleler. Evet. Çok sıkılıyor insanlar. O yüzden çok farklı bir şey şimdi yapmak bakın, gerekiyor. Şimdi bakın, reklamcı gözüyle bakıyoruz. Yani bir şarkının verilirken hangi mantıkla verilmesi gerektiğini de aslında biliyorsundur. Aslında biliyorum. Nokta atışlarından birini yapmışsın ilk gün gibi. Zaten çok güzel. Klibini de izledim. Çok güzel. Sezen Aksu'yla bestesini alırken gittin, görüşebildin mi mesela? Çünkü Sezen Aksu. Evet. O sırada görüşemedim ama eskiden rahmetli Yaşar Gaga, maalesef kaybettik. Evet. Onunla tanışırdım ve çok severdim onu. O da beni severdi. O beni bir kere bir araya getirmişti yıllar önce. Ama sonrasında şarkıyı tekrar alırken tekrar bir araya gelmedi. Olmuyor ama zaten. Hani sonuçta hep onlar görüşmelerle iki dakika öyle oluyor. Daha... Çünkü çok kurumsal da bir yapısı var. Harika bir şey. Sezen Aksu diyor ki şarkımı kim isterse söylesin. Buyursun. Herkes için de aynı. Prosedür de aynı. Buyursun söylesin. Çünkü kadın o kadar güzel söylemiş ki zaten. Buyurun isterseniz üstüne çıkabiliyorsanız buyurun. Meydan diyor aslında. Çok tatlı. Ve çok kolay da güzel bir sistem. Ve herkesle de paylaşıyor şarkılarını aslında. Bu anlamda çok zor değil. Sektörde Sezen Aksu lafı açılmışken mesela kraliçe olmak için bence kesinlikle birilerine yol gösterici olmak gerekiyor. Sezen Aksu'da bu var. Aynen. Yani onun da elinin altından veya yanından diyeyim. Kimler geldi, kimler geçti. Herkese destek oldu. Bugün birçok tanıdığımız sanatçı hep Sezen Aksu'nun desteğiyle bir yerlere gelmiştir. Televizyon sektöründe de eğer böyleyse o insan çok sayılıyor, seviliyor. Evet. O yüzden burada büyüklerimize sesleniyorum. Gençlere, yeni nesillere veya yeni çıkanlara hep destek versinler. Eğer bir yerde kalmak istiyorlarsa zirvede. Evet. Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle doğru düşünüyorsunuz. Fakat bunun içine şunu da düşünüyorum. Gerçekten o insanda da hem bir ışıltı olmalı hem de biraz şans işi. Bir de şöyle bir şey var. Bir de zamanı var. Evet. Yani baktığın zaman bugün hani bir müddet böyle gidiyorsun belirli bir şeyde ama bir an bir tırmanıyorsun, ondan sonra hiç inmiyorsun. Evet. Öyle sanatçılarımız da var İnşallah yani. İnşallah kendime de diyorum. İnşallah yani çok zor bir emek. Ben de müzikle çok uğraştım, albüm de yaptım televizyon zamanında ama ikisini birlikte yürütmek çok zor. Evet. Gerçekten çok zor bir piyasa. Yani çok. Hakikaten dik durmak, ayakta durmak çok zor. Üretmek, biliyorsun artık sosyal medyada eleştiriler zaten had safhada. Hiçbirini takmayacaksın tabii. Öyle. Artık ben kapattım. Yani öyle istediğinizi söyleyebilirsiniz diyorum. Hiç takmıyorum, etmiyorum. Evet. Bir de taklit yeteneğim var. Çünkü tiyatro kökenlisin aynı zamanda. Tiyatro eğitimi de aldın. Tiyatro eğitimi almak nereden çıktı? Şöyle, aslında sanatın her dalıyla ilgiliydim. Mesela sunuculuk, spikerlik eğitimi de almıştım Diyalog'da. Can Gürsep'in okulunda. Onun öğrencisiyim. Aynı zamanda tiyatroyu da çok sevdiğim için Haldun Dormen'in bir okulu vardı o dönemde. Oradan mezun oldum. Ve bir müzikalde oynadım. Hatta güzel bir rolde BKM'de. Yine Haldun Hoca'nın yönetiminde. Çok sevdiğim bir şey tiyatroda. Ve sonra Soner Ece ile Umut Oğuz'la, çok değerli tiyatrocu arkadaşlarımla uzun bir turne de yaptık. Çok seviyorum. Yine zaman zaman hayatımda yer verebilirim tiyatroya. Sonuçta konservatuvar tiyatro bölümü mezunu değilim. Kalkıp da hani devlet tiyatrosunda Hamlet oynayacak durumda değilim bence henüz. Ve çok güzel taklit yapıyormuşsun. Evet, teşekkür ederim. Merak ediyorum. Göremedim. Online bakmaya çalışayım internetten ama. Evet. Kimleri mesela yapıyorsun? Çok var aslında. 20 kişi falan da. Mesela Sezen Aksu'yla tanıştığımda işte o akşam hep beraber onlara bütün o taklitleri yapmıştım hatta. Böyle çok gülmüşlerdi. Ajda Pekkan'la tanıştığımda yapmıştım. Hatta direkt Ajda Hanım'ın taklidini yaparak başlamıştım. Ne zaman güneş açsa o gücüme güç katar. Bir sözüyle, bir nefesiyle canıma can katar. Falan diye böyle. Harika. Konuşmasını çok... falan yapabiliyor musun normalde? Ajda'yı mesela şu an biraz yapmaya çalışayım. Günlük hayatımda bazen egzajere şeyler ben de yapabiliyorum. Ama aslında bilmiyorum, insanda bir takım renovasyonlar da gerekiyor falan, böyle bir konuşması vardı. Şöyle yapalım. Mesela diğer yapacağın kişiyi ben ağırlıyormuşum gibi yapayım. Evet. Sen de öyle cevap ver. Mesela kim var başka? Sezen Aksu mesela olabilir. Ay Sezen Hanım, siz vallahi bak şu anda konuşamıyorum bile. Çok heyecanlandım. Programa geldiğiniz için çok teşekkürler. Evet, ben programda Sezen Aksu var. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben teşekkür ederim canım, beni ağırladığın için. Ben de bu vakitlerimden sana çok kıymetli olduğun için bir zaman ayırdım. Seve seve. Bu aralar oğlumu çok özlüyorum, Mithat Can'ı.
Ona bir şarkı da yaptım. Ninni ninni kınalı kuzum, büyüdün de adam mı oldun? Yanağı pembem, dudağı kirazım, göz yok yanusum, iyi ki doğdun. Ay canım oğlum, burnum da tütüyor. Çok seviyorum. Peki başka var mı? Başka çok var. Mesela Zerrin Özer var. Sen başıma gelen en az en çok hatalarım. Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım. Sen kokuna hasret uykularla dalaştım. Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım. Sen. Vallahi bravo, bravo. Yani taklit etmek için de güçlü bir ses lazım. Ay teşekkür ederim. Yani... Çok bağırmadım aslında, daha çok bağırıyordu. Şimdi böyle sizleri rahatsız etmek istemedim. Ya relax ol. Şimdi zaten Can da istediğimizi keser, istediğimizi şey yaparız. Vallahi tebrik ediyorum. Hani seni yormak istemiyorum ama isim olarak söyle, başka kimler var? Ya mesela Banu Alkan'ı yapardım. Derlerdi ki Banu Alkan'ın detonelerini bile aynı yapabilir mi bir insan diyorlardır. Çünkü şöyle bir şey var onun. Evet, şu anda Banu Alkan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ama ben en güzelim. Ben bu programa katılan en güzel kadınım. Murat Taşdemir'e aşık olmuştum. Ama o beni sevmedi. Şarkısı da şöyledir Malmok. Bir gün beni arzularsan gel. Geceleri bağlar oldum gündüze. Bir gün beni arzularsan gel. Tiyatro sana çok büyük destek vermiş. Evet, yani herhalde ederim. Yararı olmuş. Önceden evet. De yapıyor muydun yoksa bilmiyorum aslında ama. Aslında hep böyle mesela şey Damlasyon'da okurken falan da hep böyle tiyatro kollarında işte çok uğraşırdım yani. Özel tiyatro dersimiz vardı o zaman bile. Daha hazır 2'deydik 14 yaşında. Her hafta bir tiyatro yapılırdı. Orada da mesela işte taklit yeteneğimi keşfetmeye başlamıştım. Bütün hocaların taklitlerini yapıyordum. Aslında cevher yoksa sabaha kadar eğitim alın. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani olay bir cevher belki biraz olacak. Konuşmanı falan düzeltirsin edersin. Belki bir rahatsın insan. Sadece evet. Duruşu işte. Evet, evet. Arkasına dönmemesi gerekmesi oynarken yani işte bir sürü kural var. Ama bir cevher yoksa geçmiş olsun. Hiç sabahla. Şarkı da öyle bence. Dizi oyunculuğu düşündün mü? Biraz düşünmedim. Neden? Çünkü biraz sabırsızım. Sitcom'u çok isterim. Ama dizi ben şimdi biraz da narsist bir yapıdayım galiba. Hep ben olayım istiyorum. Mesela ben bir dizide oynasam benim olduğum bölümleri sadece kestiririm rica ederim. Diyelim ki o diğer mesela diyelim ki şeyde oynuyorum. Asmalı Konak'ta evet. Ya da işte Aşk-ı Menü'de. Mutfaktaki olaylar beni hiç ilgilendirmez mesela. Oraya da yer veriyorlar ya o oyunculara evet. Bir şekilde. Beni ilgilendirmiyor. Benim aşk sahnelerimi bana gönderir misiniz falan diye. Yani sadece kendimi izlemek isterim. Onda bir sorun yok yani. Sonuçta yani oyunda. Bir de beklerken de mesela işte sizi çekiyorlar. Bekliyoruz 10 saat çay kahve. Sonra 10 evet. Saat beni çekiyorlar. Sonra üşüyoruz. Sonra bayırlarda koşuyoruz falan. Bunlar evet. Beni böyle birazcık hafif geriyor. Aynen. Ben bir her şey sitcom mesela ezber olsun çat çat oynayalım. İşte konforlu ortam, klimalar, yazsa klima, kışsa sıcak. Evet. Bu bana daha hoş geliyor. Yani biraz şımarıkçı oldu galiba ama. Yani, ama çok şarkıcı da evet. Sırf bu sebeplerden gerçekten dizi sektörüne girmeyebiliyor. Çünkü meşakkatli. Evet. Şarkı öyle değil. Şımarıkçı olmadı aslında müzik de meşakkat işi. Evet. Yani evet, o evet. Klip çekmek de meşakkat işi. Klip gerçekten. Soğuk şey serin yerlerde de çekmişsin. Bazı İlk kliplerini izledim. İlk günü de dondum mesela. Yani hissetmediysen de soğuktu illaki oh. Beklerken ederken donmuşsundur. Evet. Ben ama hangi şarkının... Sadece hep var. Ben vardım. O zevkliydi. Mesela birçok şarkın güzel. Ben Sezen Aksu'daki şarkıyı mı sana çok yakıştırdım, tarzımı çok yakıştırdım. Slow şarkılarda sanki bir tık daha böyle bana şey geldi. Yani tabii ki de hepsinin lezzeti farklı. Herkes başka bir şey alır ama sen ne düşünüyorsun? Ben de her zaman sesimi slow şarkıya uygun görüyorum. Çünkü benim sesimde hüzün vardır. Aslında yaşanmışlık da var. İşte anne baba ayrı. Ben çok babamdan ayrı yaşadım vesaire. Dolayısıyla çocukken bile çok duygulu bir çocuktum. Ve duygulu şarkıları dinlerdim. Ben de o yüzden o sesimde bazen çok duygulu bir şarkı söylediğimi kendi sesime ağlarım. Müzeyyen Senar da yaşarmış bunu. Kendi duygusuna oturup ağlamaya başlarmış. Böyle o kadar bazen duyguyu hissediyorum ki diye böyle gözyaşları süzülmeye başlıyor. En son ne zaman ağladın merak ettim.
En son dün akşam, niye ağladım biliyor musunuz? Dün akşam Emel Yalçın vardır, benim basın danışmanım da yapmıştı. Onun doğum günüydü ve ben Zeki Güner'i çok severim, şarkılarını. Ve Zeki Bey'le tanıştım dün ve ona onun şarkılarını ne kadar sevdiğimi anlatırken ağlamaya başladım. O kadar, çünkü insanlara bazen şarkılarıyla kariyer verdi ki. Evet. Mesela Yaralı şarkısıyla, Bengü her zaman çok değerli bir insan. Evet. Çok da seviyorum, çok tatlı bir insan. Ama Yaralı'yla gerçek Bengü oldu. Yani bütün, evet, Türkiye'nin telefonlarındaki melodi, öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Ya onu Bengü yaptı. Evet. Şimdi besteciler çok önemli o yüzden. Bir insanı alıp böyle bir yerden hop bir yere koyabiliyorlar. Çok böyle sihirli bir dokunuş. Ama şöyle düşünüyorum, her zaman birbirini tamamlıyor. Evet. Yani o yorumcuyu bulmak, o şarkıyı yapmak, o şarkıyı söylediği besteci de besteci oluyor. Yorumcu da o zaman, evet, şarkıcı oluyor. Yani hepsi birbirini tamamlıyor. O ekibi kurdu mu, o sihirli ekibi kurmak çok önemli. Çok. Bu şeyde de öyle. Mesela bir sitcomda, bir YouTube kanalında bile ekip aslında arkadaşlar yapıyorlar, ediyorlar. Hep ekip çok önemli diye düşünüyorum. Çok. Yani hep yaratıcı ekip çok önemli. Vallahi ikinci şeyine geçeceğim, hani tekline. 2018'de ne zaman çıktı, hangi ay? Serdar Ortaç'ın şarkısını, hani ikimizden, hani ikimizden biri. O albümde vardı. Sadun Aysoy mezar aranje etmişti. Ama daha sonra çıkartırken biraz daha radyolarda da böyle daha radyo friendly diye bir kavram var ya. Evet, böyle, evet. Radyoya daha uygun olması, daha yakışması anlamında. Ben dedim ki benimki remix gibi olmasın. Ama bu şarkıyı daha hareketli bir kıvama getirelim. Ve Kaan Gökman, Palefem'de de, evet, biliyorsunuz direktör. O çok güzel bir aranje yaptı şarkıya. Ve dolayısıyla o yüzden single olarak çıkmış oldu. Çünkü albümdeki versiyonuyla olmamış oldu. Ve çok içime de sindi. O şekilde de kliplendi. Ama şimdi ne eksik? Şöyle güzel bir şarkı söyle. Senin sesin gerçekten canlı canlı dinledik. Her tarzını dinledik. Çok neredeyse teşekkür ederim. İster Türk sanat müziği, ister kendi şarkından bir tane söylesene. Ne ağzımın tadı var, ne canda huzur. Gönül nasıl derin bir kederde. Aşkından ümidi kestim hiç olmazsa. Evim şenlensin sohbete gel de. Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım mı? Zeynep ilk gün bizlerle birlikteydi. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın. Teşekkürler, hoşça kalın.